Zor oldu mu? Mecburi mi demek istiyorum? Evet, herkese. Kaç para? Adam başı 10 lira. Oo, çok paraymış. Kimi kadınlar güzeldir. Herkes dönüp bakar bir an. Kimi kadınların ise çekiciliği muhteşemdir. Yürüyüşündeki endam, duruşundaki asalet ve tavrıyla baktırır kendisine. Bir daha gözünü ayıramaz kimse ondan ve etkisinden. Varlıklı bir ailenin iyi eğitim almış, yetenekli, başarılı ve özgüvenli bir genç kızıydı, harika değirmenci. Girdiği bir yarışma ile Türkiye'nin gönlünde yer kurdu bir anda. Dünyanın en güzel starlarına taş çıkartan, saf, doğal ve eşsiz güzelliğini 1975 yılında Türkiye Güzeli seçilerek tescil etti. Bir anda şöhret kapıları birbiri ardına aralandı onun için. Film, sinema, reklam, sahne, baş döndürücü teklifler ard arda sıralandı önünde. Türkiye Güzeli olarak ona yapılan teklifler hep başroldü. Şöhret onun için sadece bir adımdan ibaretti. O adımı oldukça sağlam ve gümbür gümbür ses getirecek şekilde atmayı başarabildi. Su gibi duru güzelliği tüm kapıları açıyordu onun için. Zeki ve başarılı oyuncu şöhret basamaklarını iyi değerlendirdi. İlk filminde Tarık Akan'la başrol paylaştı. Bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Güzelliği, yeteneği ve başarısıyla. Aşk dediğin laf değildir filmi sinemalarda gösterime girdiği an herkes onu konuşmaya başladı. Avrupa'yı güzellere boyun eğmeyecek sıra dışı güzelliği, sivri dilli, şımarık, havai tavrı ve asil duruşu etkiledi seyredenleri. Fiziği, endamı, gülüşü, duruşu, hatta sigara içişi bile onu dünya yıldızlarından daha güzel ve çekici yapmaya yetiyordu. Kendisi başroldü ama filmde oynayan herkes şu anda bile çok ünlü isimlerden oluşmuştu. Perran Kutman, Sevda Aktolga, Ayfer Feray, Yılmaz Guruda, Sümer Tilmaç gibi birçok ünlü bu filmde buluşarak bütünleşti. İlk filmin ismi önce Halk Plajı olarak belirlense de dönemin meşhur sansür heyeti ismi müstehcen ve uygunsuz bularak reddetti. Gündemdeki en meşhur şarkı filmin ismi olarak izleyiciye sunuldu. Filmin yapımcısı ve yönetmeni Sefa Ünal, "Türk sinemasının tüm eziyetini ve zorluklarını biz çektik. Sinemanın emekçileri bizdik. Çok emek verdik. Karşılığını da alamadık. Dijital teknoloji tüm sistemi ve bizi bitiren sebep oldu." diyerek dönemin sıkıntılarını ve sorunlarını dile getirmiştir. İzleyici filmi, oyuncuları çok sevdi. Film gösterim yerlerinde kuyruklar oldu. Bu ilgi bir anda harikayı da şöhret yaptı. Önce halk eleştirdi, yadırgadı, Tarık Akan'ı tersleyen Ozan bu kız kimdi? O da kim oluyordu da kafa tutabiliyordu? Daha sonra tüm halk sevdi bu cesaretini, özgüvenini ve eşsiz güzelliğini. Etkileyici bakışları, bakanı neredeyse hipnotize eden güzelliği ve kusursuz fiziği Türk sinemasındaki tüm starları sallayacak bir imaj yarattı. Müthiş bir auraya sahipti, harika değirmenci. Ona bakıp da etkilenmeyecek kimse yoktu. Girdiği her ortamda bütün ilgileri üstüne çekmeyi başarıyordu. İyi eğitimi, diksiyonuna yansıyor, konuşma tarzı ve davranışlarına yansıyarak onu efsaneleştiriyordu. İlk filminin kahramanı Belma rolü onu bir anda Türk sinemasının devi yapabilmişti. Herkes Türkan Şoray'la kıyaslıyor, onun tahtını sallayacak diye konuşuyordu. Estetiksiz, doğal güzelliği, eğitimi, zekası, hatta diksiyonu bile diğer sanatçılara nazaran onu yükseklere taşımaya yetiyordu. Bu kıyasıya rekabet film sektörünü de iştahlandırıyor, en çok onlara yarıyordu bu kaos. Peş peşe film teklifleri gelmeye devam ediyordu. Zekası burada ön plana çıkan harika değirmenci, bunu seçtiği projelerle de kanıtlamayı başarmıştır. İkinci filmi birincisinden daha çok ses getirecek dünya çapında bir proje oldu. Türk-İran ortak yapımın yönetmenliğini Necat Saydam yaptı. Dönemin ünlü sanatçıları yer aldı bu dev projede. İranlı oyuncu Beyk İmamverdi, Ertuğrul Bilda,
Nezihe Güler, Memduh Ünsal, Güliz Ergen'e, Diler Saraç, Seyfettin Karadağ gibi oyuncular oluşturdu dev kadroyu. Harika Değirmenci başrolü dönemin en ünlü aktörü olan Kadir İnanır'la paylaşarak fırtına gibi esecekti sinema perdelerinde. Adı gibi fırtına etkisi yarattı film, gösterime girdiği her yerde. Bir anda Türkiye'nin gündemine oturan fırtına filmini merak eden halk sinema salonlarına adeta akın etti. Filmin konusu, oyuncuları, yarattığı sansasyonlarla da çok konuşuldu. Film herkesin dilindeydi. Hatta daha sonraki dönemlerde birçok kadın oyuncu Fırtına filminin başrolünün önce kendilerine teklif edildiğini söylediler. Gündem yaratabilmek için kabul etmediklerini söyleyerek filmin başarısından kendilerine pay çıkartmaya bile çalıştılar. Başroller arasında aşk dedikoduları almış başını gidiyordu. Herkes Kadir İnanır'la Harika Değirmenci'nin tutkulu bir aşk yaşadığını konuşuyordu. Gündeme bomba gibi düşen bu haber neredeyse filmin önüne bile geçmeyi başardı. Bütün gazeteciler sanatçılarla röportaj yapabilmek için yarışıyor, atlatma haber yapabilir miyiz diye koşturuyordu. Harika Değirmenci bütün dedikoduları bir anda silecek müthiş bir görüntü vererek konuya nokta koydu. 5 yıllık sevgilisi Zeki Dedehayır ile röportaja gelerek söylentileri susturdu. Kadir de kimmiş? Tüm bunlar Kadir'in gündem yaratmak için yaptığı reklamlardan ibaret. Uydurma haber diyerek kendisi gündem olmayı başarabilmiştir. Bu röportajından sonra aylarca Harika Değirmenci'nin söylemiş olduğu Kadir de kimmiş sözü gündem olmaya devam etti. Gündem yaratacak kadar zeki, kendini ezdirmeyecek kadar özgüvenli, sözlerine saygı duyuracak kadar asil ve özel bir kadındı Harika Değirmenci. Böylesine yetenekli, zeki ve başarılı bir kadın neden sinemayı bıraktı? Güzelliği ve zekası mı onu vazgeçirdi sinemadan? Ahlaksız tekliflere mi boyun eğmek istemedi? Kimsenin adamı mı olmak istemedi, bilemeyiz. O döneme ait bildiğimiz tek şey, dönemin meşhur starlarının arkasında hep en ünlü yapımcılar ve yönetmenlerin olduğudur. Onlar kollar ve kanatlar altına alırlar. O dönem entrikalar ve ucuz teklifler hakimdi Türk sinemasında. Hayatıyla ilgili hep radikal kararlar alan Harika Değirmenci, tereddüt etmeden bir anda uzaklaştı şöhretten. Aldığı bu karar cesaretinin ve gözü pekliğinin bir kanıtıdır. Evlenerek sakin ve huzurlu bir hayatı seçti. Kısacık şöhretine büyük başarılar sığdırabilen sanatçının büyüleyici etkisi filmleriyle hala devam ediyor ve edecek gibi de gözüküyor. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videomuzu beğenip görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.